Bismillahirrahmanirrahim. Arapça tahlil, analiz videolarımıza devam ediyoruz. Bu bağlamda hazırlamış olduğumuz bir pdf var. Bu dosya üzerinde çalışma yapacağız. Pdf'yi sizinle paylaşacağım. Hemen videonun altında bu pdf'yi indirebileceğiniz link ekli indirebilirsiniz. Çıktı alıp üzerine kaleme yazmanız mümkün. 3 sayfalık bir pdf. Peki el emsile tu örnekler Emsile aynı zamanda bir kitap adı. Biliyorsunuz klasik e, Arapça nüfredatının ilk kitabıdır. Sarf ilmine dair en öncelikle emsile okutulur. Misalün misalani emsile cemi mükesserdir. Örnekler manasına geliyor. Elif maddesi yani birinci örnek diyelim. Derase yedurusu. Ders görüyor. Ders eğitim alıyor. Kim? Z' zeyti. Yedurusu fiil. Zeyt fail. Ben çok değil miyim gerçi fiil fail diye. Aşağıda bu tür şeylere biraz değineceğiz zaten. E maddesi. İnne şüphesiz ki zeyden zeyd. Len yedruse asla kesinlikle ders görmeyecek. Len asla kesinlikle elbette şüphesiz gibi çevrilere sahip. Muzari nasip ediyor. Cim maddesi lem yedrus ders görmedi. Kim? Zeydün. Zeyd adı kişi. Nerede? Fiddar Yurtta. Dar kelimesini yurt diye çevirdim. Fi de da içinde. Yurdun içerisinde. Yurtta ders görmedi. Dar için farklı manalar da verilebilir. Örneklerimiz kısaca bunlar. Üç tane cümle var. Şimdi şerhul emfileti örneklerin şerhi, örneklerin izahı, detaylandırılması. Bir, madde bir. Nerede geçiyordu? Şurada bak bu bir var altında. Zeyd'in altında iki var. Diğer Zeyd'de üç var. Böyle gidiyordu. Madde bir. El eferu el mevcudu. Mevcut olan eser, sonuç. Fi kelimeti yedrusu. Yedrusu kelimesinde mevcut olan eser, alamet, iz işaret nedir? Hüve o raf'u raftır. Yedrusu kelimesine baktığında kendisinde merfuluk durumu söz konusu. Vel amilu amil yani etken olan şey fi ki bu hususta bu konuda yani raf'ı sağlayan şey nedir? Hüve o o şey nedir? Fiilin yani yedrusu fiilinin nasb ediciden ve cezmediciden ediciden fiilin tecerrüdüdür. Sıyrılmış olmasıdır. Beri olmasıdır. Tam Türkçeleştirirsem şimdi şurayı okurken yedrüsü zeydün örneğinde yedrüsü fiilinin evvelinde ona etki edecek bir şey yok. Nasb edici ve cezmedicilerden edicilerden hali olmak muzari zaten raf edici bir şeydir. Buna klasik Arapça kitaplarımızda ameli manevi diyoruz. Avamil okuyan arkadaşlar görmüştür. Amili manevi. Manevi amil. Görünmeyen gizli bir amil var. Muzari fiili müpteda ve haberi raf eder. İşte yedrusu bu yüzden merfudur. Derase yedrusu. Muzari fiili merfu raf alameti sin harfindeki zammedir. Kim rafetti? Ne rafetti? etti? Esasen evvelinde nasbeden yok, cezmeden yok. Nasbeden yok ki nasb halinde olsun. Cezmeden yok ki cezm halinde olsun. İkisi de yoksa o zaman raf halinde yazılır. İyi de raf eden ne var? Amili manevi dediğimiz bir amil var. Bunu ne yapmıştır? Raf etmiştir. Peşine zeyt kelimesi geliyor. Zeyt faildir. Bakalım ne demiş? Diyor ki zeyt kelimesinde mevcut olan eser. El etheru el mevcudu fi. Kelimeti zeydün. Esasen Zed kelimesini de yedrusu kelimesini de şu an için yedrusu demeyeyim de Z kelimesini iki farklı şekilde okuyabilirsin. Fi harfi cer, kelime mecrur ve muzaftır. Zeyd de onun muzafın ilehi olduğundan zeydin şeklinde okumak da mümkündür bunu. Ama parantez arasında alınmış zeydün diye yazılmış mahki irab yapılmış. Yani cümledeki irabı bizzat alıntı olarak getirilmiş. Tamam mı? Şurada Yedris-ü Zeyd'in de Zeyd e, raf halinde Birebir kopyalanmış. Aynı iraba sahip olarak getirilmiş. E, Zeyd kelimesinde mevcut olan eser sonuç nedir? Hüve o el er raf'u. Raftır. Vel amilu fi dalike. Bu husustaki etken nedir? Hüve o el fi'ilu. Fi'ildir. Yani fi'il onu raf etti. Zeyd kelimesi niye Zeyden, Zeydin gibi değil değil mi? Şöyle Zeyden olabilirdi, Zeydin olabilirdi, Zeydu, Zeyde, Zeydi niye değil? Yani sorguluyoruz. Sorguladığımızda sonuç neymiş? Diyoruz ki vel fi Bu kelimenin iki ötre yani temin almasının gerekçesi etkeni nedir? El fi'lu fiil. Hangi fiil? Yani yedrusu fiili. Cümledeki yedrusu ne yapmıştır? Onu raf etmiştir fe kullu fiilin yerfa'u ve yansibu her fiil raf eder, nasip Avamil de geçiyor. -samil, madde 1. El fiilu mutlakan. Orada anlatılmıştır. Yani buradaki yedrusu fiili zeyd kelimesini raf etmiştir. Zeyd'in merfu olmasının gerekçesi yedrusu. Ona etkendir. Raf edip fail aldı. Yedrusu kim raf etti? Amili manevi diyoruz. Madde 3. Madde 3'e geçtiğimizde e, Zeyden'den bahsediyor değil mi? Zeyden. Burada esasen inneyi atlamış mesela. Biz inneyi de okuyabiliriz. Değil mi? İnne zeyden len yedruse cümlesine geçiyoruz şimdi. İlk cümle bitti. Atlamış ama e, burada yine ona değinecek ister istemez. Şimdi biz diyoruz ki burada geçen inne nedir? Hurufu müşebbehetun bil fiil dediğimiz bir Fi, e, harftir. Yani fi ile benzeyen harflerden bir tanesidir. Fi ile benzerlik yönü nedir? Bunu biz Avamili Cürcani'de detaylı olarak anlattık. Orada anlatılmış çünkü kitapta var. İnne nedir? Bizzat kendisi fetha üzere mebnidir. İnne her zaman inne diye yazılır. Sen inneye gelip innu diye göremezsin. Veya innun İnni, innin olmaz. Ha, inne ne olabilir? İnnedeki değişiklik ne olabilir? Şu şekilde bir harf görebilirsin mesela. in Bu inne değil ama başka bir harf. İnni in, nafiye mesela. Olumsuzluk harfi. Veya şu şekilde bir şey görebilirsin. Enne. Bu da inne değil. Enneden başka bir şey bu şekilde farklı farklı çıkabilir veya en şeklinde karşına çıkabilir. Yani şunu demek istiyorum. Bir hemze hemen yanında bir nun hareketsiz olarak gördüğünde en diye okunabilir, en ne diye okunabilir, in diye okunabilir, in ne diye okunabilir. Farklı farklı okunabilir ama bu hangi şekilde okunacak peki diye düşündüğünde cümlenin akışına oradaki ögelere, manalara uygun olanı hangisi ise o şekilde okunması gerekir. Peki inne az çok değinmeye çalıştık. İnne ismini nasb haberini raf eder dedik değil mi? Demedik şu an diyorum. Zed, innen ismidir. İsmi olduğu için mensup. Len yedruse artı gizli zamir ve fiil fail birlikte fiil cümlesi olarak cümle olarak komple bir bütün olarak inle'nin haberi olur inne ismini nasf haberini raf eder. O zaman len yedruse artı hüve birlikte cümle olarak mahallen merfu olup innenin haberi olur. Len bizzat kendisi sukun üzere mevnidir. Yedruse mensup zaten nasf alameti burada. Az önce yedrusu idi. Şimdi yedruse oldu. Sindeki feta lenden kaynaklı. Böyle bir iki açıklama yaptım ben ama bir de ne yapalım. Ee, buradan okuyalım. 3 el eferu el mevcudu fi kelimeti zeyden. Zeyden kelimesinde mevcut olan eser hangi zeytama? B maddesinde inneni peşine gelen 3 numaralı kelimeden bahsediyoruz. O yüzden 3 yazıyorum. Hüve ve o hangi o? Yani zeyt kelimesinde mevcut olan eser nedir? En nas bu nas tır. Bak hüve müptede nas kelimesi haber oluyor burada yani açıklama cümlesine daha çok değinilebilir. Ve amilu amil olan şey nedir? Amil ismi fail kalıbı fark ediyorsun Nasır Katip gibi. Fidalike bu hususta yani zeyt kelimesinde ki o nasbın etkeni ona nasb eden şey nedir? Hive o el harfu el müşebbehu bil fiile. Fiile benzeyen müşebbehu veya yani müşebbihu. Fi ile benzeyen harftir ki ondan maksat da inne'dir. İnne, zeyd kelimesinin nasb olmasının sebebidir. Madde 4, yani zeyden kelimesini peşine gelen 4 numaralı kelimeyi okuyoruz. El eferu, el mevcudu, fi kelimeti yedruse. Yedruse kelimesinde mevcut olan eser, sonuç, netice nedir acaba? Ve o en nas bu, nasptır. Vel amilu etken ise ne dair etken? Fî dâlike bu husustaki etken. Hangi husustaki? Yedrüse kelimesinin nasb halinde olmasına dair olan bu etken işte o nedir? Ve o el harfu en nasibu. Nasb edici harftir. Nasb edici harf dene. Len, lendir. Ne yaptık? burayı okumuş olduk değil mi? cim maddesi lem yedrus zeydun fiddari. Ne yapıyor? Madde 5'e baktığımda leme değinmemiş. Yine cümle içerisinde az çok değinecek ama biz değinelim şimdi. Önce bir cime kendimiz bir bakış yapalım. Lem ne yapar? Cezmeder muzariyi. Muzari fiilinde cezme neden olur. Muzari fiilin kalıbına bağlı olarak muzari fiilde farklı farklı cezm alametleri karşına çıkabilir. Yani müfrette şimdi sukunu görüyorsun ama tesniyede sukun değil cezm alameti değil mi? Tesniyede ne var? Nun'un düşmesi var. Fiilin illetli olması, olmaması, fiilin kalıbı bunlar her şeyi değiştirir. Sonra sonuç olarak karşındaki şeye baktığında sukun yapmıştır. Cezm alameti olarak fiile sukun vermiş. Evet o zaman şunu diyoruz. Lem bizzat kendisi cezm harfidir. Cezme neden olur? Yedrus, cezm halindedir. Yedrus amildir ama aynı zamanda çünkü fiil şey ya. fi'lin فِعْرٍ ve yansibu demiştik. Raf eder, nasb eder. Raf ettiği nerede? Zeyt, zeydun, Zeyden, Zeydin değil bak iki tane ötürü almış, temin almış. Niye ötürü almış? Niye raf halinde? Yedrus onu raf etti. Tek ötürü alsaydı niye iki tane aldı? Ee, i̇ki ötürü almasına mani bir durum yok her isim iki tane ötre almak ister. Yani tenvin almak ister. Tenvin almaya mani bir durum varsa tenvin alamaz. Zeyd kelimesinde mani bir durum yok ki. Tenvin almaya mani olan neler var yani örnek? Neler olabilir? Bir, kelime eliflamlıdır. Mesela bir tane kelime yazarsın. Dersin ki kitabun. Bak, kitabun kelimesine temin verirsin. Ama El kitabun demezsin ya. Ne demek istiyorum? Demek ki kelimenin evvelinde elif lam varsa o kelime temin alır mı? Almaz. İkinci örnek olarak bir kelime muzafsa muzaf olan kelimeler de temin almazlar. Muzaf olan kelimeler temin alır mı? Almaz. Demek ki muzaf olmak temin almaya manidir. 3 Gayri munsarif. Gayri munsarif olmak tenvin almaya manidir. Gayri munsarif olan kelimeler tenvin almazlar. Şu an için bu üç durumu sayabiliriz. E, kelimesine bakıyorum. Z kelimesinde üç durum da yok. O zaman tenvin almasına mani olan bir şey yok ki eşittir. Tenvin alacaktır. Bu yüzden almışım. Fi harfi cer. Eddari onun mecruru yani fi harfi cerri gelmiş dar kelimesine esneği vermiş. Dar kelimesini cer etmiş. Bir kelimenin cer halinde olması zorunlu olarak kesri alması demek değildir. Kelimenin türüne bağlı olarak farklı farklı cer alametleri vardır. Cer alametleri nelerdir? Raf alametleri nelerdir? Bu tür şeyler detaylı olarak Tuhfetü Seniye adlı kitapta anlatılmış. Biz de onu kitabı baştan sona okumuş idik okutmuş idik. Peki cin maddesine şöyle bir kısa bakış yaptık. Buradaki mesela len yedruse buradaki fiilde de ne var? Gizli zamir hüve fail idi. Bir üstteki yedruse de yani elif maddesinde fail açıkça karşında ismi zahir olarak karşında zamir değil. İki numaralı örnekte failimiz gizli zamirdir. Yedruse de gizlenmiş hüve faildir. Üçüncü cümlemizde faal yine ismi zahir zamir olarak değil yani. ismi zahir olarak karşımıza çıkmıştır. Cim maddesi 5 numaralı maddeden bakalım. El eferu el mevcudu fi kelimeti yedrus. Yedrus kelimesinde mevcut olan eser nedir acaba? Hüve o eser el cezmu cezimdir. Vel amilu, amil olan, etken olan şey, fi ki bu hususta, bu konuda, yani yedrus fiilinin mezzum olmasına etken olan şey nedir? Hıve o, el harfu, el cazimu. Cazim, katip, nasır, amil. Fark ediyorsunuz bunlar isim fayi. Cezmedici harftir ki ondan maksat lemdir. 6 numara el eferu el mevcudu fi kelimeti zeydun zeydun kelimesinde mevcut olan eser hüva nedir er raf raftır ve amilu fi dalike raf alması durumun raf alması hususundaki amil etken o şey nedir hüve o etken nedir dedik el filu yedrusu yedrusu fiilidir 6 böyle bitirdik. 7'ye gelmiş olduk böylece. El eteru el mevcudu fi kelimeti eddari. Eddar kelimesinde mevcut olan eser nedir? Hüve o el hafzu. Yani hafız ne demek? Cer demek. O cerdir. Ve amilu fi zalike kelimenin cer halinde olmasına etken olan şey nedir? Hüve o harful cerri cer harfidir ki ondan maksat da nedir? fi fi harfi cerridir. Böylece ilk dersimizi tamamlamış olduk. Yaklaşık olarak bir sayfa okuduk. Devamı var. Devamını da kısmetse bir sonraki derste okuyarak iki video ile bu pdf'yi tamamlamış olacağız.